Sevgili öğrenciler, konumuz Türk İslam tarihi. Türk İslam tarihi ile alakalı LYS öğrencilerine 4 ya da 5 soru gelebiliyor. Artı KPSS'de Osmanlı'ya kadar biliyorsunuz, Orta Asya Türk tarihinden Osmanlı'ya kadar 1 ile 3 arasında soru gelebiliyor. Sosyal bilgilerde bu konuyla alakalı 2 tane soru. Alanda da yani ÖABT tarih öğretmenliğinde de Ortaçağ İslam Tarihi adı altında 6 tane soru çıkabiliyor. Konumuz önemli. Hepsinde olduğu gibi bilgilerimizi dikkatle inceler, hafızamıza kaydedersek aşağı yukarı kaçıracağınız pek fazla soru olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar, Türklerin İslam'a girişinden bahsedelim. Türk İslam Tarihi neyle başlar? Türklerin İslam'a girişinden başlar. Türk İslam Tarihi Türkler İslam'a girişiyle başladığı için Türklerin Müslüman devletlerle ilişkilerine bir göz atalım. Bizi İslam'a götüren etmenleri bir inceleyelim. Türkler biliyorsunuz ilk kez Hazreti Ömer zamanında İran'ın alınmasıyla Müslümanlarla komşu oldu. Hazreti Osman zamanında Araplarla ilk mücadelelerimiz başladı ki onlarla mücadele eden ilk Türk devletimiz Hazarlardır. Hazarlar bu mücadelelerle İslam'ın Kafkasya'ya girmesine engel oldular. Araplarla en çok mücadelemiz Emeviler zamanında olmuştur ve bu sayede İslam'ın Mavera-ün-Nehir'e girmesine engel olmuştur. Kimler? Türkişler. Evet, Emevilerle en çok mücadele eden Türkişler ve Mavera-ün-Nehir'e İslam'ın girmesini engelliyorlar. Emevilerin zamanında onlarla mücadelemizin daha çok olmasının sebebi Emevilerin milliyetçilik politikası, kendilerinden olmayanlara çok iyi davranmama bizi bu pozisyonlara itti. Ama Abbasiler zamanına geldiğimizde Abbasilerin arkadaşlar, Abbasilerin hoşgörü politikası artı Abbasilerin Arap devleti anlayışı yerine İslam devleti anlayışına sahip olması Araplarla Türklerin ilişkilerini biraz eskiye göre yumuşattı. Ve Talas Savaşı'nda Abbasilerle Türkler aynı safta Çinlileri yeniyor, ortak düşmana karşı birlikte hareket ediyor. Bu da bizim Türk İslam tarihine girmemizde rol oynuyor. Talas Savaşı'ndan bahsedelim. Talas Savaşı 751 tarihinde kimlerle oldu arkadaşlar? Çinlilerle. Çinlilerle Türk-Arap işbirliği arasında gerçekleşecek. Çinliler Orta Asya'yı ele geçirmek isteyince Türkler buna tepki gösterecek. Ve yanı başlarında Çin'in olmasını istemeyen, Çin'in burunlarının dibine kadar gelmesini istemeyen Abbasiler buna tepki gösteriyor ve ortak düşmana karşı bizim yanımızda yer alıyorlar. Ve birlikte biz Talas Savaşı'yla Çin'i yeniyoruz. Böylece ne oluyor? Türk-Arap mücadeleleri sona ermiş oluyor. Karlukların İslamiyet'i benimsemesiyle Türk İslam tarihi başlıyor. Karluklar için ne demiştik? İslamiyet'i ilk kez topluca kabul eden Türk boyu. İslamiyet'i ilk kez topluca kabul eden boyu, evet, Türkler İslam'ı kabul edince böylece Türk İslam tarihi başlıyor. Artı kağıt ve matbaa Çin sayesinde Türklere, hani Çin dışına çıkıyor, önce Türklere, Türklerden de İslam dünyasına Haçlı seferleriyle de biliyorsunuz batıya taşınacak. Türkler Abbasilerin devlet kademelerinde ve ordusunda görev alacaklar. Artı ticari ilişkiler gelişecek, İslam'ın kabulü kolaylaşacak, Çin savunmaya geçecek, Orta Asya Çin istilasından kurtulacak. Evet, çıkmış bir sorudur. Kağıt ve matbaa için ne deniyor? Talas Savaşı'nın dünya kültür ve medeniyeti açısından en önemli sonucu nedir? Talas Savaşı'nın dünya kültür ve medeniyeti açısından en önemli sonucu kağıdın Çin dışına çıkmasıdır. Evet, Türkler İslam'a girdi. İslam'a girmemizde etkili olan nedir? Arap devleti anlayışı değil, milliyetçi kavramlar değil,
hoşgörü ve İslam devleti anlayışı daha kucaklayıcı yaklaşımlar. Evet, gelelim Türklerin İslamiyet'i kabulünü kolaylaştıran nedenler. İki tarafta da tevhid inancının benzeşmesi. Bizde tek bir yaratıcıya inanma, gök tanrı inancı vardı. Orada da İslamiyet'e de tek bir yaratıcıya inanma, benzerlik. Artı Türklerdeki gaza cihat düşüncesinin ya da ne diyelim hani gaza fikrinin İslamiyet'in fetih politikası, ilahi kelimetullah cihat kavramıyla benzeşmesi, iki tarafta ahiret inancının olması, cennet cehennem kavramlarının bulunması, iki taraftaki ahlaki kuralların benzerliği, mesela misafirperverlik, akrabaya verilen değer, temizlik kavramları, namusa düşkünlük, Emevilerin ırkçı politikalarını terk eden Abbasilerin hoşgörü politikası, Talas Savaşı'nın etkisi, başka ne diyebiliriz, ticaret, Araplarla yapılan ticaret sonucu İslamiyet'in yakından tanınması. İslamiyet'in yakından tanınması ne yapacaktır? Bizim İslam'a girişimizi kolaylaştıracaktır. Türkler İslam'a girdi, İslam devletinin değişik kademlerinde yer aldı. Gittiğimiz yerlere ne yaptık arkadaşlar? Gittiğimiz yerlere İslamiyet'i götürdük. Evet. Bangladeş'e, Pakistan'a, Hindistan'a, Moğollar, artı Moğollara, Anadolu ve Balkanlara İslamiyet'i kim tanıştırdı ya da kim götürdü? Türkler. İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlendik. Haçlı, Bizans, Beyoğullarına karşı İslam kültür ve uygarlığını geliştirdik. Halifeyi koruduk. Gazneliler, Memlükler, Büyük Selçuklar bu noktada öne çıktı. Artı İslamiyet'i kabul etmemize rağmen asimile olmadık. Hani pek çok Türkler demiştik ki farklı dinleri benimseyince bu dinler bizim yapımıza ters olduğu için asimile oldu. Ama İslamiyet böyle değil. İslamiyet'in çoğu noktası bizimle benzeştiği için, değerlerimiz ölçüştüğü için ya da örtüştüğü için ne yapıyor? Bu bize değişikliğe neden olmuyor. İslamiyet zayıf kültürleri asimile ederken Türkler köklü ve eski bir kültüre sahip oldukları için İslamiyet onların benliklerini yitirmesine ne yapmadı? Neden olmadı? Geliyoruz arkadaşlar ilk Türk-İslam devletlerine. Öncelikle Tolunoğullardan başlayalım. Mısır'da kurulan Türk devletlerine. Tolunoğulları 868-905 yılları arasında Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Abbasilerin hizmet yönetim kademelerinde ordu komutanlarında görev alan Tolunoğlu Ahmet'in Abbasilerin zayıflaması üzerine Mısır'da kurduğu bir devlettir ki çıkmış bir soru Mısır'da kurulan ilk Türk devleti unvanını alır. Yöneticileri Türk, halkı Arap'tır. Yöneticisi Türk, halkı Arap. Hemen şurada şunu belirtelim. Ne diyoruz arkadaşlar? Çeşitlilik neye sebep olur? Çeşitlilik yıkılışı kolaylaştırır. Çeşitlilik yıkılışı kolaylaştırır diyoruz. Merkezleri neresi? Fustat. Tevaif-i mülük devletidir. Tevaif-i mülük ne? Tevaif-i mülük, Abbasilerin zayıflama döneminde kurulan küçük devletçiklerden biri demek. Abbasilerin zayıflama döneminde kurulan küçük devletçiklerden biridir. Suriye'ye egemen olan ilk Türk İslam devletidir. Nil Nehri üzerine bentler ve sulama kanalları yaparak tarımı geliştirmişlerdir. Çıkmış bir soru. Bent ve sulama kanalları yapmalarının sebebi ne? Tarımı geliştirmek. Tarımı geliştirmek için ne yaptılar? Bent ve sulama kanalları yaptılar. Günümüze kadar gelebilen en önemli eserleri Tolunoğlu Ahmet Camisi'dir. Ve bunlar arkadaşlar kurdukları hastanelerde, eczanelerde gayrimüslim, Müslüman ayırt etmeksizin herkese eşit hizmet götürdüler. Çıkmış bir sorudur. Bu paragraf veriyor, der ki herkese eşit hizmet götürmeye hangi özelliğini gösterir? Evet, herkese eşit hizmet götürme onların hoşgörülü olduklarını bize gösterecektir. Artı konum itibariyle denize yakın oldukları için Orta Asya Türk devletlerinden farklı olarak Mısır'daki Türk devletlerinin donanmaları vardır. Abbasiler tarafından onlardan ayrılmışlardı, onlar tarafından yıkılacaklardır.
Gelelim Mısır'daki 2. Türk İslam Devleti Ihşitler 935-969 yılları arasında hüküm süreceklerdir. Abbasilerin Mısır valisi Muhammed bin Togaç ya da Togaç oğlu Muhammed tarafından kurulmuştur. Tolunoğulları 1. Türk İslam'dı. Bunlar da Mısır'da kuran 2. Türk İslam Devleti'dir. Merkezleri Fustat'tır ve çıkmış bir sorudur. Hicaz'a egemen olan ilk Türk İslam Devleti'dir. Hicaz'a egemen olan ilk Türk İslam, Hicaz neresi? Mekke ve Medine. Tarihçi Elkindi, evet bu devlette yaşamıştır. Bu da önemli bir değer. Fatimiler tarafından yıkılmış. Bunlar için de ne diyoruz? Bunlar da Tonun oğulları gibi tevaifi mülük devletidir. Yani Abbasilerin zayıflama döneminde kurulan devletlerden bir tanesi. Bunların da arkadaşlar yöneticileri Türk ama halkı Arap'tır. Çeşitlilik neye sebep oluyordu? Çeşitlilik yıkılışa neden oluyor. Bunların da deniz kıyısı olmasından dolayı donanmaları var. Bunlar da Mısır'ı her açıdan kalkındırmışlar, geliştirmişlerdir diyor. Evet, gelelim Orta Asya'daki Türk devletlerine. Karahanlılar 840-1212. Bilgi sorularında biliyorsunuz çok çok önemlidir. Ne zaman kuruldu? Kim kurdu? Nerede kuruldu? Özellikleridir, değildir. Evet, bunlar önemli arkadaşlar. O yüzden bu kısımlar üzerinde daha çok duruyoruz dikkat ederseniz. Karahanlılar 840-1212 tarihinde sahneye iniyor. Diyor ki 840-1212 tarihinde Türkistan'a egemen olan devlet hangisi? Karahanlı. Karluk, Yama, Tuhsi, Çiğil Türkleri tarafından oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi hepsi Türk. Yani tamamen Türklerden oluşmuş, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devlet. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devlet. Biliyorsunuz bazılarınca ilk Türk İslam devleti kim olarak kabul ediliyor? İdil Volga devlet. Ama bunlar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devlet. Başkentleri Karabalasagun'dur. Kurucuları Kül Bilge Kağan'dır. Adını devletin başındaki sülalenin unvanından, Karahan unvanından almışlardır. Evet, bunlar önemli. Mesela sorularda geliyor, diyor ki devletleri kurucusu, kurulduğu yer, etnik köken olarak ayırırsak hangisi hangi grupta yer alır? Bakın bunların ismi nereden geliyor? Kurula, yani sülale, devleti kuran baştaki sülaleden. Evet, Saatuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar 920'de ve kendileri Abdülkerim Saatuk Buğrahan unvanını alacaklar. Ebu Nasr Ahmet, Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk kara hükümdarı, kara hanlı hükümdarı olmuştu. Bakın önemli. Evet, Ebu Nasr Ahmet, Abbasi halifesinin tarafından İslam hükümdarı olarak kabul edilen ilk Karahanlı hükümdarıdır. Halifenin saydıklarını, halifenin tanıdıklarını, halifeyi büyük sayan herkes de kabul eder biliyorsunuz. İkili teşkilatı uyguladılar. Şimdi tamamen Türklerden oluşan bir devlette halk Türkse, yöneticinin Türk olması, ordunun Türk olması artı ne diyelim Türkçenin konuşması, Türkçe ile yazışmaları artı eski gelenekleri uygulama normal midir? Normaldir. Evet, ikili teşkilat eski Türk geleneklerini uyguladıklarının göstergesi, ikili teşkilatı uyguladılar. Kut inancını benimsediler. Yine eski geleneklerin devamının göstergesi. Han, Hakan, Kaan, İlik gibi İslam öncesi unvanlarını kullanmaya devam ettiler. İslam'a rağmen milli kimliklerini korudular. Bu yönü çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi Karahanların milliyetçi özelliklerini gösterir? Bakın İslam'a rağmen eski gelenekleri uygulama, o değerleri aynen yaşatma, milli benliğe, kimliğe önem verdiklerini gösterir. Resmi dilleri Türkçe. Hakaniye Türkçesini, Uygur alfabesini kullandılar.
Evet, halkı, ordusu, yöneticileri Türktür dedik. İlk Türk İslam devleti olunca Orta Asya'da ilk Türk İslam eserlerini de ortaya koymuş oluyorlar. Evet, Kutadgu Birlik Kültür Medet'te vurgulayacağız. Divan Lugat-ı Türk, Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet gibi. Türk tarihinde iletişimi sağlamak, merkezi otoriteyi kuvvetlendirme amacıyla posta teşkilatını kuruyorlar. Hastane, Bimaristan, Darul Afiye, Darul Şifa ya da Bimarhane adı verilen ne diyelim hastaneler kurdular. Medreseyi ilk kuranlar Sacidiye Semerkant Medresesi Tamgaç Buğrahan tarafından kurulacak. Kervansaray mimarisini ilk başlatanlar ki ilk kervansaray önce bakın bu önemli. Kervansaray deyince aklımıza hemen ticaret geliyor ama Karahanlıların Ribat adı verdikleri kervansaray unutmayalım. Önce askeri amaçlı kuruldu. Daha sonra ticari amaçlı pozisyona dönüştü. Evet, vakıf teşkilatının hat, divan artı gibi divan gibi uygulamaların ilk örneklerini verdiler. Evet, eski göreneklerin devam ettiğini yine bir göstergesi divanlarının başkanı Yoruş. Hatta kurultay ifadesi daha çok öne çıkmıştır. Yoruş Vezir aynen. Protokol kurularına Hacip adı verilen bir memur görevli düzenlemiştir. Dünyada ilk kez burslu öğrenci okutma işini başlattılar. Evet, ilk şunu kim yaptı, bunu kim buldu, bunlar önemli. İlk burslu öğrenci, bunu gördüğünüz zaman hemen şu ifadeyi kullanacağız, sosyal devlet vurgusu. Sosyal devlet anlayışı, burslu öğrenci okutma. En parlak dönem Yusuf Kadir Han, onun ölümüyle zaten ikili teşkilata göre yönetilen devlet ikiye ayrılıyor. Doğusu ne yapıyor? Önce Büyük Selçuklular tarafından zorlanıyor, arkasından Karahitay Moğolları tarafından 1211'de, batısı da Harzemşahlar tarafından 1212'de sona erdirilecektir, yıkılacaktır. Gazneliler 963-1187 yılları arasında kurulduğu yerden dolayı ad alan, Gazne'de kurulduğu için Gazneliler adını alan bir devlettir. Karahanlılardan sonra Orta Asya'da kurulan ikinci Türk İslam Devleti unvanını almışlardır. Merkezleri Gazne, kurucuları Abtigin, kurucuları Halaş Türkleridir. Evet, tabii kurucuları Halaş Türkleri ama birazdan tekrar vurgulayacağız, halkı çeşitlidir. Yöneticileri Türk, ordusu ve halkı çeşitlidir. Ne dedik? Çeşitlilik neyi kolaylaştırıyor arkadaşlar? Çeşitlilik yıkılışı kolaylaştırıyor. Kim bunlar? Türk, Gur, İran, Afgan. Abtigin tarafından kurulduğu başlangıçta Samanoğullarına bağlı yaşadılar. Samanoğullarına bağlı yaşadıkları için bunların sistemleri kime benzer? Parça bütün ilişkisinden dolayı Samanoğullarını unutmayalım. Bu bağımlılık ne zaman sona erer? Sebük Tegin zamanında bağımsız olacaklardır. İkili teşkilatı kaldırarak yönetimde biraz daha merkeziyetçi anlayışı benimseyecek. Burada mutlak krallık yönü biraz daha öne çıkacak. Resmi dilleri Arapçadır. Bakın önemli. Karahanlılarda her şey Türkçe etrafında şekillendi. Ama bunlar kurulduğu coğrafyadaki halkların konuştuğu diller yüzünden, onlarla iletişim kurma, onları idare edebilme anlayışından dolayı resmi dil Arapçadır. Bir Türk ülkesinde Arapçanın kullanılması neye terstir? Çıkmış bir soru, milliyetçiliğe terstir. Bir Türk ülkesinde Arapçanın kullanması neye zarar verir? Çıkmış bir soru, Türkçenin gelişimini yavaşlatır. Bunu arkadaşlar unutmayalım, yavaşlar. En parlak dönemleri Gazneli Mahmut'tur. Gazneli Mahmut deyince aklımıza Hindistan'ı 17 sefer düzenleyen, İslamiyet'i ilk kez Hindistan'a götüren ve götürdüğü İslam'la birlikte Hindistan'daki kas sisteminin olumsuz etkisini,
olumsuz etkisini kıran adam ne yapacaktır? Kıran adam aklımıza gelecektir. Evet, Gazneli Mahmud, Abbasi halifesinin isteği üzerine ona yardım etmiş, onu Şii oğullarına karşı korumuştur. Ve halife kendisine bunun neticesinde sultan ünvanını verecektir. Ne diyoruz bilgi sorusu olarak çıktı? Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır. İlk hükümdar Gazneli Mahmud'dur. Büveyhoğlu baskısını sona erdirince ona bu ünvan gelmiştir. Bakın, halifenin Gazneli Mahmud'dan yardım istemesi bize neyi gösterir? Ona göre o bölgede en güçlü devletin Gazneli olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi halifeyi korudu korumadı sorularında çıkacak? Evet, Gazneliler halifeyi korumuştur. Selçuklularla Nesas savaşları var, Serhat savaşları var, Dandarakan savaşları var. Oralara geleceğiz ve bu dönemde en etkili mücadele Dandarakan savaşı. Selçuklulara yenilecekler, yıkılışa sürüklenecekler. Yıkıldı ifadesi yanlıştır. Gaznelileri Dandarakan değil, ne yıkacak? Gur isyanı. Evet. Afganlı bir topluluk olan Gurlar tarafından 1187'de yıkılacaklar. Neyin kanıtıdır bu yıkılış? Çeşitliliğin yıkılışa etki ettiğinin kanıtıdır. Sorularda rastlayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi çeşitliliğin yıkılışa etkisinin kanıtıdır? İşte Afganların Gurlar tarafından yıkılması. Bunlar da Türkistan devleti olduğu için Türkistan tarih ve edebiyatına ait eserler bırakacaklar. Mesela Utbi'nin, Biruni'nin bu dönemlerde öne çıktığını biliyoruz.